Kaptas TV ekranlarından mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. 12 Şubat Cuma günündeyiz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle ana haber bültenine başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Amerika'daki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a göndermesine cevaben ortak bir bildiri yayınladı. Türkiye Amerika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker'le 58 AK Parti, 15 CHP, 11 MHP ve 2 İyi Parti olmak üzere toplam 87 milletvekilinin imzasını taşıyan bir bildiri yayımlandı. Bildiride Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne millet iradesini kayıtsız şartsız hakim kılmış, tam bağımsız vatandaşları arasında ırk, renk Ayrımı yapmayan, modern bir demokratik hukuk devleti olduğunu halen idrak edemeyen bir kısım siyasetçilerin dost ve müttefiklerimiz arasında mevcudiyeti şaşırtıcıdır denildi. Bildiride Amerikan Senatosu'nun bazı üyelerinin Amerika Başkanı Biden'a 9 Şubat'ta gönderdikleri mektubun Türkiye'ye karşı hasmane girişimlerin son örneği olduğu belirtildi. İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, Amerika ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefiklerimizin, fikliğimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır. Amerikan kongresini basan protestocuları terörist ilan edenlerin Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde meclisi savaş uçaklarıyla bombalamış, tanklarla vatandaşlarımızı şehit etmiş, FETÖ'nün haklarında çok sayıda kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan üyeleri ve propagandacılarını insan hakları savunucusu kisvesi altında masumlaştırmaya çalışmaları içinde bulunulan derin çelişkiyi göstermektedir ifadesi kullanıldı. Bildiride FETÖ'cü Enes Kanter'e de değinildi. Mektupta adı geçen kişi ve terör örgütü başını baba olarak kabul eden, örgüte mensubiyetini kendi beyanlarıyla teyit eden, aile üyeleriyle birlikte kanlı darbe girişimini alenen destekleyen bir teröristtir. Türkiye'de askeri darbe ve müdahalenin ve bilhassa 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında Amerika'nın olduğuna dair halkımız arasında yaygın kanaat mevcutken imzacı senatörlerin FETÖ'nün iftiralarına payanda olmaları, Amerika makamlarının 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle hiçbir ilgilerinin olmadığına yönelik beyanlarının samimiyetine gölge düşüren iki yüzlü bir tutumdur denildi. Türkiye'yi eleştiren imzacı senatörler aklı selim davranmaya davet edildi. Bu tür girişimlerin Türkiye-Amerika ilişkilerine fayda değil zarar getirdiğine dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın senatoda duruşmasında suçlamalar sona erdi. Şimdi söz savunmada. Trump'ın avukatları kendilerine ayrılan 16 saatin sadece 8 saatini kullanmayı planlıyor. 6 Ocak'taki Kongre baskın nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senato'daki azil duruşmalarında Trump'ı suçlayan Demokrat savcı vekiller sunumlarını bitirdi. Temsilciler Meclisinden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekiller, eski başkan'a yönelik suçlamalarına devam etti. Senato'nun Trump'ı cezalandırmaması durumunda bunu tarihin affetmeyeceğini savundular. Cumhuriyetçi senatörlere seslenen Demokratlar, Trump'ın halkı isyana teşvik suçu işlediğinin açık olduğunu ve bu durumun anayasal bir suç olduğunu ileri sürdü. Toplam 16 saat süre tanınan Demokrat savcı vekiller tüm sunumlarını 4 saat erken tamamladılar. Trump'ın avukatları ise avukatların kendilerine ayrılan 16 saatin sadece 8 saatini kullanmayı ve bir gün içinde savunmalarını tamamlamayı planladıklarını belirtti. Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor. Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek. Senatörlerin soru cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor. 100 sandalyeli senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut senato aritmetiğinde Trump'ın cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre Başkanı konusunda Trump'ın isyana teşvikle suçlandığı azil maddesi 14 Ocak günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Trump'ın izlerine bir bir silmeye devam ediyor. Trump'ın Meksika sınırı duvarı için yaptığı ulusal acil durum ilanını sonlandırdı Biden ve yaptığı açıklamada Amerikan halkından alınan vergilerin bir sınır duvarının inşasında kullanılmaması yönetimin politikası olarak benimsediğini duyuruyorum dedi. ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan ulusal acil durum ilanını sonlandırdı. <laughs> Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya konuyla ilgili gönderdiği mektubunda 5 Şubat 2019'da yapılan ABD'nin güney sınırlarına ilişkin ulusal acil durum ilanı başlıklı 9844 numaralı ulusal afet ilanını sonlandıran yeni bir ilan yayınladığımı bilginize sunarım ifadesine yer verdi. Mektubunda eski ABD Başkanı Trump tarafından yapılan ilanın gereksiz olduğunu düşündüğünü aktaran Biden, Amerikan halkından alınan vergilerin bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsendiğini duyuruyorum değerlendirmesinde bulundu. Pentagon sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında Biden'ın attığı bu adımla birlikte sınırdaki askerlerin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya oradaki askerler için yıl sonuna kadar fon ayrılmış durumda. Bu nedenle şu anda o askerlerle ilgili yeni bir duyurum yok yanıtını verdi. Ulusal acil durum ilanları federal bütçeden eyaletlerdeki bazı işler için fon sağlanmasına izin veriyor. Eski başkan Trump, ABD'ye Meksika sınırından izinsiz girenleri engellemek için Arizona, Texas ve Kaliforniya eyaletinin sınırlarının bir kısmını kapsayan çelik bir duvar inşasına karar vermişti. Trump, ABD'ye gelmek üzere Orta Amerika'dan yola çıkan büyük bir göçmen kervanına karşı 15 Şubat 2019'da ulusal acil durum ilan etmiş ve bölgeye on binlerce asker yığmıştı. Peki yeni süreçte Çin'le ilişkiler nasıl olacak? Bunun da ilk sinyalleri gelmeye başladı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilk kez telefonda görüştü. Xi Jinping görüşmede iki ülkenin karşı karşıya gelmesinin felaket olacağını belirtti. Biden da Pekin'le ilgili endişelerini dile getirdi. ABD ile Çin ilişkileri uzun süredir gergin. ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le ilk kez telefonla görüştü. Gündemde ticaret, Hong Kong ve Güney Çin Denizi gibi konular vardı. Çin Devlet Televizyonu'nun haberine göre Xi görüşmede karşı karşıya gelmenin iki ülke için felaket olacağını belirtti. Tek seçeneğin işbirliği olduğunu söyleyen Çin Devlet Başkanı, iki tarafında yanlış anlamalardan kaçınmak için gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti. <laughs> Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre de Biden görüşmede Pekin'le ilgili endişelerini dile getirdi. Açık ve serbest bir Hint Pasifik bölgesi temin etme noktasındaki kararlılığını vurguladı. Biden ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ziyareti sırasında da bakanlık bünyesinde Çin görev gücü adlı bir birimin kurulduğunu açıkladı. Görev gücü Çin'e yönelik askeri ve ulusal güvenlik yaklaşımını gözden geçirecek. İsrail basını Ulusal Yahudi Fonu'nun Yahudi yerleşimlerini genişletmek için Batı Şeria'da toprak satın alacağını duyurdu. Bu gelişmeye Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Sözcü Net Price, tansiyonu arttıran tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. İddia İsrail basınında yer aldı. Ulusal Yahudi Fonu'nun yasa dışı Yahudi yerleşimlerini genişletmesini hedeflediği kaydedildi. Fonun sadece Batı Şeria'nın C bölgesindeki Filistinlilere ait özel arazileri satın alacağı öne sürüldü. Ulusal Yahudi Fonu'nun toprak satın almasına rağmen Batı Şeria'ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeyi planlamadığı, asıl amacın fonun yüz milyonlarca dolar bağış toplamak olduğu kaydedildi. İsrail basınında yer alan habere Amerika Birleşik Devletleri tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iki devletli çözüm için görüşmelerin ilerletilmesine yönelik çabaların önünü kesen ve tansiyonu artıran tek taraflı adımlardan kaçınılmalıdır, dedi. Price, tek taraflı adımları da İsrail'in uyguladığı toprak ilhakı, yerleşim faaliyetleri, yıkımlar, şiddeti körükleme, terör suçlarından dolayı hapiste bulunan şahıslar için tazminat hükmü olarak açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber daha paylaşalım. Birkaç gündür gündemde bildiğiniz gibi 9 yaşındaki bir kız çocuğuna polisin yapmış olduğu müdahale. New York Eyaleti'nde polislerin biber gazı sıktıktan sonra gözaltına aldıkları 9 yaşındaki kız çocuğunu kelepçeli bir şekilde polis aracının arkasına oturtan polisler açığa alındı. ABD'nin New York eyaletinin Rochester kentinde geçen hafta 9 yaşındaki siyahi bir kız için intihara meyilli olduğu, annesine ve kendisine zarar vermeye çalıştığı ihbarı üzerine polisler adrese gitti. Burada 9 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Polis aracının arka koltuğuna oturtulan çocuğun biber gazı sıkıldığı için memur bey lütfen bunu bana yapmayın dediği ve yanıyor diye çığlık attığı duyuldu hakkında soruşturma başlatılan polislerin açığa alındığı belirtildi. New York valisi Andrew Cuomo görüntülerin rahatsız edici olduğunu açıkladı. Cuomo eyaletin her köşesindeki New Yorklular bu durumdan bıkmış durumda. Üç kız babası olarak öfkeliyim diye konuştu. ve bir trafik kazası haberini paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde otoyoldaki gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Yüzden fazla araç karıştı bu kazaya. İlk belirlemelere göre de 6 kişi hayatını kaybetti. 36'dan fazla kişi de yaralandı. Kaza anları ise çevredeki sürücülerin cep telefonlarının kamerasıyla kaydedildi. ABD'nin Teksas eyaletinde aşırı soğuk, otoyolda gizli buzlanmaya neden oldu, kazalar ard geldi. O anlarda çevredeki bazı sürücüler cep telefonuyla kayıttaydı. Polis yetkilileri zincirleme kazaya yüzden fazla aracın karıştığını açıkladı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kaza sonrası bölgede trafik durma noktasına gelirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yetkililer hava koşulları sebebiyle trafiğe çıkacakları dikkatli olmaları konusunda uyardı. ve Covid gündemiyle devam edeceğiz. Yeni anlaşmalarla Amerika Birleşik Devletleri'nin sipariş ettiği Covid-19 aşısı 600 milyon dozu bulduğu, ilave aşıların Temmuz ayı sonuna kadar teslim edilmiş olacağını belirtti Amerika Başkanı Biden ve bunun anlamı insanların hayatlarını kurtarıyoruz. 3 hafta önce görevi devraldığımda bu ülkenin bir aşılama planı yoktu sözleriyle ifade etti. Yesterday ABD Başkanı Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nü ziyaret ederek COVID-19 ile mücadelede aşı çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Biden, incelemelerin ardından yaptığı konuşmada, Moderna'dan 100 milyon, Pfizer'dan da 100 milyon ilave aşı almak üzere bugün anlaşma imzaladık dedi. ABD Başkanı söz konusu ilave aşıların Temmuz ayı sonuna kadar kendilerine teslim edilmiş olacağını belirtti. Bunun anlamı, insanların hayatlarını kurtarıyoruz. Üç hafta önce görevi devraldığımda bu ülkelerin bir aşılama planı yoktu ifadesini kullandı. Biden, Beyaz Saray'da iş başına geldikten sonra ülke genelindeki haftalık aşılama oranını yüzde 30 artırdıklarını da söyledi. Biden ayrıca her iki firmanın da daha önce Haziran sonunda teslim edeceklerini açıkladıkları yüzer milyon dozluk aşıların yeni anlaşmayla Mayıs ayı sonunda teslim edileceği bilgisini verdi. ABD yönetimi son anlaşmalarla toplam 600 milyon doz COVID-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz COVID-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşının ülkeye tedarik edileceği kaydedildi. 486 binden fazla COVID-19 kaynaklı ölü ve 28 milyona yakın vakayla dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de 46 milyon kişiye COVID-19 aşısı vurulmuş durumda. Biden'ın açıklamasını aslında doğrular nitelikte bir rapor yayınlandı tıp dergisi Lancet'ta. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri hem vaka sayısında hem de ölüm oranlarında koronavirüs tablosunda dünyada ilk sırada yer alıyor. Tıp dergisi Lancet yayınlanan son raporunda bu ölümlerin sorumlusu olarak da Trump yönetimini gösterdi. Ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan bir raporda ABD'de Covid-19 ölümlerinin yüksekliğinden Trump yönetimi sorumlu ifadesi yer aldı. Bir grup bilim insanı Trump döneminde kamu sağlığı başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda ABD'de Covid-19 ölüm oranının G7 ülkelerinin ortalamasının üzerinde olduğu vurgulandı. Rapor'a göre ölüm oranı ABD ile benzer gelişmişlik düzeyine sahip bu ülkelerle eşit olsaydı 2020'de Covid-19'a bağlı can kayıpları %40 daha az olacaktı. Söz konusu tablonun ortaya çıkmasında Trump yönetiminin tercihlerinin ve ihmallerinin belirleyici olduğu belirtildi. Bilim insanları vakaların ve ölümlerin çoğu önlenebilirdi. Donald Trump ABD nüfusunu salgınla mücadele için yüreklendirmek yerine kamuoyunun önünde tehdidi azımsamayı tercih etti tedbirlere karşı tutum takındı ve uluslararası işbirliğinden kaçındı ifadelerini kullandı. ABD sağlık sistemindeki yapısal sorunlara da dikkat çekilen raporda beyaz Amerikalılarla Afro-Amerikalılar arasındaki ölüm oranı farkının %50 arttığı vurgulandı. Latin Amerikalıların ortalama yaşam beklentisinin ise 3,5 yıl azaldığı belirtildi. Raporda Trump, düşük ve orta gelirli beyazların yaşam beklentilerinin düşmesi nedeniyle duydukları öfke ve memnuniyetsizliği istismar ederek ırkçı hisleri ve yabancı düşmanlığını körükledi denildi. dünyadaki koronavirüs tablosuna bakalım şimdi de. Vaka sayısı 108 milyon 300 bini geçmiş durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 379 binin üzerinde. Az önce haberde de belirttik Amerika Birleşik Devletleri vaka sayılarıyla can kayıplarında ilk sırada yer alıyor. Ancak son verilerde düşüş yaşandığı yönünde biraz daha umut veriyor. Avrupa Birliği yaz başına kadar hedeflenen sayıda kişinin aşı olamayacağı konusunda da son bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 27 milyon 390 bini, can kaybı 475 bini geçti. Günlük can kayıpları 3300'den 2800'lere düştü. New York'ta restoranların iç mekanları %25 kapasiteyle açıldı. Avrupa Komisyonu'ndan da İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'nın aşı ihraç talebine onay verildiği açıklaması geldi. Teminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yaza kadar Avrupa genelinde yetişkinlerin %70'inin aşılanması amacına da ulaşılması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla süre yaz sonuna uzatıldı. İngiltere'dense 50 ülkede görülen mutasyonlu türün bütün dünyaya yayılacağı uyarısı geldi. Genetik izleme programı başkanı Profesör Dr. Sharon Peacock, virüs yeniden mutasyona uğrayarak hastalığa yol açamaz hale geldiğinde sorun olmaktan çıkacak. Peacock, bunun için 10 yıl daha olduğu öngörüsünde bulundu. İngiltere'de yapılan bir araştırmada geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden her 10 kişiden 6'sının engelli olduğunu ortaya koydu. Avrupa'da mutasyonlu virüs alarmı sürüyor. Almanya, Çekya ve Avusturya sınırlarını kapatıyor. İtalya'da bölgeler arası seyahat yasağı uygulanıyor. Belçika'da da zorunlu olmayan seyahat yasağı uzatılıyor. Portekiz'de de olağanüstü hal 1 Mart'a kadar sürecek. Avustralya'daysa Melbourne kentinde 13 kişide İngiltere mutasyonu görülmesi üzerine Victoria eyaleti genelinde 5 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Koronavirüs haberlerini bir yıla aşkın süredir paylaşıyoruz. Bu haberlere ek olarak alışa geldik. Yaşantımızın nasıl değiştiğine dair e, psikolojik etkiler de yer alıyor elbette. E, kaygı bozukluğu, uyku sorunları en başta gelen e, salgının sebep olduğu nedenler. İngiltere'deki bir araştırmada koronavirüs geçirenlerin yüzde 41'inin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ortaya koydu. Koronavirüs sadece hastalığın yaşandığı dönemde değil, sonraki aylarda da dolaylı olarak etkisini sürdürüyor. Salgının dolaylı etkileri arasında kaygı bozukluğu ve uykusuzluk da var. İngiltere'de Imperial College London ve Southampton üniversitelerinin yaptığı bir araştırmada bu gerçeği ortaya koydu. Koronavirüse yakalanan 13049 kişi üzerinde ankete dayalı araştırma yapıldı. Buna göre koronavirüsü atlatanların %41'inde travma sonrası stres bozukluğu ortaya çıktı. Bu kişilerde hastalık anılarını hatırlama, duygularda dalgalanma, hastalık hakkında konuşmaktan kaçınma gibi davranışlar görüldü. Stres bozukluğunun zamanında tedavi edilmemesi halinde etkisi yıllarca sürebiliyor. Belçika'da ise salgın döneminde artan endişe ve hastalık sonrası çekilen uyku sorunları uyku ilacı satışlarına da yansıdı. Aralık 2020'deki rapora göre reçetesiz uyku ilaçları bir önceki yıla göre %41 oranla ciddi artış kaydetti. Erişimi daha zor olan reçeteli uyku ilaçlarına talepte %3,4 arttı. 11 milyonluk ülkede yılda 6 milyon kutudan fazla uyku ilacı satıldığı belirtildi. Türkiye'deki koronavirüs tablosuna da bakalım. Sağlık Bakanının açıkladığı verilerle son 24 saatte 129.630 Covid-19 testi yapıldı. 76763 kişinin testi pozitif çıktı. Tabloya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi oldu. Ağır hasta sayısı 1250 olurken 8108 kişinin Covid-19 tedavisinin karantinasının son ermesiyle iyileşen sayısı 2.461.204'e yükseldi. Koronavirüs aşısı çalışmalarında da Türkiye'de sıra 65 yaş ve üzerindekilere geldi. 65 yaş ve üzerindekiler randevu alarak aile hekimi ya da en yakın hastanede aşılarını yaptırabilecekler. 13 Ocak'ta başladı. Sağlık çalışanlarının ardından en çok risk teşkil eden 65 yaş üzerindekilerle devam ediyor. Türkiye genelinde 40 bin aşı merkezinde koronavirüs aşılaması hız kesmeden sürüyor. 90 yaş üzeriyle başlayan aşılamada sıra 65 yaş üzerindekilere geldi. 65 yaş üzerindekiler merkezi hastane randevu sistemi ve e-nabız üzerinden randevu alıp evlerine en yakın hastane ya da aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabiliyor. Ya, oğlum, elimle, şey. 65 yaş üzerindekilerle birlikte sağlık çalışanları da ikinci doz aşılarını yaptırıyor. 65 yaş ve üzerinin aşılanmasının tamamlanmasıyla ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada askerler, polisler gibi kritik görevlerde çalışan meslek grupları aşılanacak. Yüz yüze eğitime başlayacak olan öğretmenler de aşı listesine girdi. Şubat sonundan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği listeye göre öğretmenler de aşılanmaya başlayacak. Koronavirüs aşısı yaptıran siyasi parti liderlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu. Ee, maske takmalarını istedim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada sırası geldiği zaman aşı olacağını duyurmuştu. CHP lideri bugün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile aile hekimliğine gitti. Kılıçdaroğlu çifti koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya Pençe Kartal 2 harekatıyla ağır darbe vuruyor. Harekatta ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 37 terörist etkisiz hale getirildi. 50'den fazla terör hedefi de imha edildi. F-16'lar, İHA'lar ve SİHA'lar havadan, komandolarsa karadan destan yazıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 10 Şubat'ta başlayan Pençe Kartal 2 harekatıyla PKK'ya ağır darbe indirildi. Havadan başlayan operasyonun ardından komandolar helikopterle bölgeye indirildi. 50'den fazla terör hedefinin vurulduğu bölgede Mehmetçik zorlu coğrafyada teröristlerin izini sürüyor. Yerli ve milli mühimmatında kullanıldığı harekatta teröristlerin kullandığı sığınak, depo ve mağaralar yerle bir ediliyor. İlk gün sağlanan sıcak temasta şehit olan askerlerimizin de kanı yerde kalmadı. Gara bölgesinde PKK'lı 37 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden ikisinin örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlendi. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK Mavi Vatan'la buluştu. Ulan yılın ilk çeyreği bitmeden atışlı testlerine başlaması bekleniyor. 400 kilometre menzile sahip, gece ve gündüz saatte 65 kilometre hızla gidebiliyor. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı artık denizde. Türk savunma sanayi şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilen ve prototip üretimi tamamlanan Ulak Sida denize indirilerek tecrübe seyirlerine başladı. Milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip insansız deniz aracı karadan mobil araçlarla veya sudan gemiler aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Ulak gelecekte diğer sidalarla sürü halinde veya insanlı insansız hava araçlarıyla ortak operasyonlar icra edebilecek. Mayın avlama, yangın söndürme gibi görevlerde de kullanılacak. Deniz testlerinin ardından Ulak Sida'nın bu yılın ilk çeyreğinin sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Mavi Vatan'da Türkiye'ye kritik bir kabiliyet kazandıracak araç daha kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan denizcilerin Nijerya'da bulunduğu bildirildi. Almanya'da oluşturulan kriz masasının korsanlarla kurduğu temasın ardından 3 haftadır rehin tutulan denizciler kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan denizcilerin Nijerya'nın Port Harcourt şehrinde bulunduğu kaçırılma süreçleriyle ilgili resmi işlemlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Mozart gemisinin sahibi olan Boden denizcilikten yapılan açıklamada da 15 denizcinin güvende olduğu ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi. Deniz haydutları 23 Ocak'ta 19 personeli bulunan Mozart gemisine saldırmış, Azerbaycan vatandaşı bir denizci baskında hayatını kaybetmişti. 3 Türk denizci gemi içine saklanarak kurtulmuş, 15 denizci ise korsanlar tarafından kaçırılmıştı. İzmir'in Çeşme, Balıkesir'in de Ayvalık ilçelerinde çıkan hortum çatıları uçurdu, çok sayıda bina ve araçta hasara yol açtı. Tekneler battı, tarım alanları zarar gördü. Çeşme'de 16 kişi yaralandı. Balıkesir Ayvalık'ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına Sarımsaklı Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. Bazı binaların çatıları uçarak yoldan geçen araçlara isabet etti. Araçlarda bulunanlar çatıdan kopan parçalar nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Efendim, çok sayıda ağaç devrildi, 4 tekne battı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesinde denizde başlayıp kıyıya yönelen hortum birçok ev, araç ve teknede hasara sebep oldu. Port mevkisindeki inşaat alanında işçilerin konakladığı konteynerler parçalandı. Yaralanan 16 işçi hastanede tedavi altına alındı. İlçe genelinde 10 araç hasar gördü, marinada demirli 4 tekne battı, bir teknede ağır hasar oluştu. Fırtınayla etkili olan dolu, tarım alanlarında da hasara yol açtı. Urla'da çok sayıda sera zarar gördü. Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Dolu İzmir'in Çiğli ilçesinde de su baskınlarına neden oldu. Yeah. Yunanistan'ın Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara Ege Denizi'nde uyguladığı şiddet uluslararası kamuoyunun gündeminde. Almanya Merkezli Yardım Kuruluşu Mare Liberium tarafından hazırlanan rapora göre geçen yıl 9.798 kişi Türkiye'ye geri gönderildi. Ege Denizi sığınmacılar için hukukun geçerli olmadığı bir yer haline dönüştürüldü. Ege Denizi, sığınmacılar için hukukun geçerli olmadığı bir yer haline dönüştü. 321 olayda 9.798 kişi Türk sularına geri itildi. Yasa dışı bu işlem sistematik olarak uygulandı. Uygulamanın baş aktörü ise Yunanistan Sahil Güvenliği. Almanya merkezli Mare Liberium isimli yardım kuruluşunun raporu, Atina'nın sığınmacılara zulmünü gözler önüne serdi. Rapor'a göre 2020 yılının mart-aralık ayları arasında her gün günde en az bir kez geri itme vakası yaşandı. En fazla geri itme vakası 1814 kişiyle haziranda gerçekleşti. Yardım Kuruluşu raporunu doğrudan kendilerince kayıt altına alınan verilere, olayları yaşayanlardan elde edilen bilgilere ve Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca yapılan açıklamalara dayandırdığını açıkladı. Raporda Ege Denizi'nin sığınmacılar için hukukun geçerli olmadığı bir yer haline dönüştürüldüğünün de altı çizildi. Raporda Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'nın Yunan adalarına gelenlerin bir önceki yıla göre geçen yıl %96 oranında azaldığı açıklaması da eleştirildi. Bunun Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacıların sayısındaki düşüşten değil, Yunan sahil güvenlik birimlerinin acımasız ve sistematik geri itme uygulamasından kaynaklandığı belirtildi. Raporda göçmenlerin botlarına zarar verildiği, insanların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldıklarına da değinildi. Avrupa Sınır Koruma Ajansı Frontex ve NATO komutasındaki gemilerin de bu olaylarda yer aldığı vurgulandı. Rusya ile Avrupa Birliği ilişkilerinde gerginlik giderek tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yeni yaptırım uygulanırsa Avrupa Birliği ile ilişkileri keseriz dedi. Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Kremlin düzeltme yaptı. Lavrov'un sözlerinin çarpıtıldığı ifade edildi. Moskova Brüksel hattında kriz derinleşiyor. Gerginliği artıracak tehdit Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce de en hassas sektörlere Rus ekonomisi için risk oluşturacak boyutta yaptırımlar getirildiğini hatırlattı. AB'den yeni ağır yaptırım gelirse ilişkileri keseriz dedi. Lavrov, yeni yaptırımlara hazır olduklarını, Brüksel'le bağlarını koparabileceklerini belirtti. Lavrov'un açıklamasının hemen ardından Kremlin'den düzeltme geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Lavrov'un sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Moskova'nın Avrupa Birliği ile ilişkileri kesmeyi değil, geliştirmeyi istediğini söyledi. Ancak ilk adımı atanın Rusya olmayacağının altını çizdi. Peskov, yaptırımlara hazırız mesajı verdi. So, Almanya'nın tepkisi gecikmedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ifadeler nedeniyle kaygılı oldukları belirtildi. Bu açıklama anlamsız sözlerine yer verildi. Geçen hafta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya ziyaretine sert açıklamalar damga vurmuştu. Moskova yönetimi Alman, Polonyalı ve İsveçli üç diplomatı sınır dışı etmişti. Rus diplomatlar da karşılık olarak bu ülkelerden sınır dışı edildi. <laughs> İngiltere ile Çin arasındaysa yayın yasağı gerilimi giderek tırmanıyor. İngiltere'nin Çin Devlet Televizyonu CGTN'in yayınlarını durdurmasının ardından Çin'de bu kez e, İngiliz Devlet kanalı BBC World News'ün yayınlarını Çin'de yasakladı. Çin'de BBC World News'in yayın yapması yasaklandı. Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi karara gerekçe olarak kanalın Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiğini gösterdi. Çin'in kararına İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Twitter üzerinden tepki gösterdi. Raab, Çin'in yasaklama kararının medya özgürlüğüne karşı kabul edilemez bir kısıtlama olduğunu kaydetti. Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamalardan bazılarına sahip olduğunu belirtti. Çin'in kararına Amerika Birleşik Devletleri'nden de tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı BBC'ye yönelik yasa kınadıklarını duyurdu. İngiliz Medya Denetim Kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan Çin Devlet Yayın Kuruluşu CGTN'in yayın lisansını iptal etmişti. İptal gerekçesi olarak kanalın editoryal olarak bağımsız olmadığı gösterilmiş, Çin ise bunu çifte standart diye tanımlayarak İngiliz hükümetini hatasını düzeltmeye çağırmıştı. Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Olay Chennai kentinde oldu. Havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve ambulans olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Kanada'nın British Columbia eyaletinde yasa dışı uyuşturucudan ölenlerin sayısı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısını geçti. 2020 yılında aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle 1716 kişi hayatını kaybederken koronavirüs nedeniyle 1269 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 şimdiye kadarki en kötü yıl oldu. British Columbia Eyaleti Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, Kanada'da uyuşturucudan artan ölümleri bu sözlerle değerlendirdi. Lapointe, 2020'nin British Columbia'nın aşırı doz uyuşturucu nedeniyle yaşadığı en ölümcül yıl olduğunu söyledi. Bu eyalette uyuşturucudan ölenlerin sayısının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerden fazla olduğunu kaydetti. Buna göre 2020'de aşırı dozu uyuşturucu kullanımı nedeniyle 1716 kişi hayatını kaybederken koronavirüs nedeniyle 1269 kişi yaşamını yitirdi. 2019 yılında 984 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Adli Tıp Servisi Şefi can kayıplarında %74 artış yaşandığını, 30-59 yaş grubunda çoğu erkek günde ortalama 5 kişinin öldüğünü ifade etti. Adli Tıp Servisi Şefi, aşırı doz uyuşturucuya bağlı ölümlerin intihar, araba kazası ve cinayetle dahil diğer tüm ölüm nedenlerinin toplamından daha fazla olduğunu açıkladı. Salgın öncesi alınan önlemlerle kaydettikleri olumlu gelişmelerin salgın döneminde gerilediğini belirtti. Ve bugün 60 saniyede özetleyelim ardından veda edeceğiz. Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı, bakın burası da çok çok önemli. Saygıdeğer hocalarım bunun bilmenizde fayda var. <laughs> 2,5 milyar liradan aldık bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükseldi Bugünü ve bu haftayı da böylece tamamlamış oluyoruz. Ana haber bültenlerimizi YouTube kanalımızdan, yayınlarımızda, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebileceğinizi hatırlatarak veda edelim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Mutlu hafta sonları.